Bloomberg HT'de ilk söz başlıyor. Ben Zeynep Erataman. Bugün 15 Ocak Pazartesi programımıza başlarken öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır dileklerimizi iletiyoruz efendim. Ve ekonomide öne çıkan gelişmelerle devam ediyoruz. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak teyit etti. Not görünümünü ise durağından pozitife çevirdi. Kuruluş, görünümün pozitife çekilmesindeki temel nedenin para politikasındaki değişim olduğunu ifade etti. Bu politikaların çok yüksek seyreden enflasyonu sürdürülebilir seviyeye indirme ihtimalinin arttığına işaret etti. Asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifinin bugün Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sevk edilecek. Kanun teklifiyle kısa çalışma ödeneği düzenlemesi de gündeme gelecek. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin kabinede kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre 2023'te otomotiv üretimi önceki yıla göre %9 artarak 1 milyon 468 bini aştı. Otomotiv üretimi %18 artışla 952 bin seviyesini geçti. 2023'te yıllık ticari araç üretimi %5, hafif ticari araç üretimi ise %7 geriledi. Satış tarafında geçen yıl toplam pazar yıllık %55 büyüyerek 1,3 milyon adede yaklaştı. 2023'te adet bazında yıllık ihracat otomotivde %5, otomobil ihracatı altında %16 artarken ticari araç ihracatı %11 gerileme kaydetti. Çiğ süt referans fiyatı 11,5 liradan 13,5 liraya çıkarıldı. Böylece fiyatlarda %17,4 oranında artış yapıldı. Konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunan Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, çiğ süt tavsiye fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından hazırlanan üretim maliyeti tarafından bakarsanız makul, ancak üreticinin gerçekleşen maliyetleri açısından bakılınca beklentileri karşılamıyor dedi. Dünya Ekonomik Forumu'nun bu yılki zirvesi 15-19 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenecek. Güvenin yeniden inşası ana temasıyla düzenlenecek zirvede 300'ü aşkın oturum gerçekleştirilecek. Bu yıl 54.sü gerçekleştirilecek zirveye 120 ülkeden 2800'den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak. 300'ü aşkın oturum burada dediğimiz gibi gerçekleşecek. Borsa İstanbul Uzan Endeksi Cuma'yı nasıl kapatmıştı hatırlayarak başlayalım o zaman. O tarafa döndüğümüzde 70 hisse artıda 27 hisse ekside 3 hisse ise yatay biçimde günü tamamlamıştı. %1,15 yükselen borsada 7986 puanda kapanış yapılırken gün içerisinde 18 Aralık'tan beri ilk defa 8000 puan seviyesi de göğüslenmişti. Onu da yine hatırlatalım, 8081 puana kadar bir yükseliş burada söz konusu oldu. Bununla beraber yine 90 puan kadar artıyla günü noktalayan endekse 122,7 milyar lirayla işlem hacminin de yüksek seyrettiği bir gündü. Bankalar %1,90, holdingler %1,03 kadar yükseliş kaydetti. En çok kazanan tarafta %2,93 ile turizm, en çok kaybeden tarafta %1,17 ile bilişim sektör endeksleri yer aldı. Endekse döndüğümüzde Akbank, Türk Hava Yolları, BİM, Coca-Cola ve Garanti Bankası puan bazlı en büyük katkıları gün sonunda ortaya koyarken puan bazlı baskı cephesinde Yapı Kredi, Sasa Polyester, MIA Teknoloji, Astor ve Yeo Teknoloji'nin geldiğini takip ettik. Cari denge rakamlarını Cuma günü aldık. Açık 2,72 milyar dolarla beklentinin üzerinde gerçekleşti. Net hata noksanda ise 19,7 milyar dolarlık bir giriş olduğunu ifade edelim. Aynı zamanda Bakan Şimşek cari dengede iyileşmenin süreceği şeklinde bir açıklamada bulundu. MES tarafında ücret artışı ile ilgili yeni bir teklif geldiğini izliyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan açıklamalar vardı. Bankalara toplumsal kredi notu verilirken toplumsal faydaya göre bu notun verileceğini işaret etti. Vergi artışları açısından daha fazlasının bu yıl olabileceğini söylerken emeklilerle ilgili süreçlerin kabinede yürütüleceğini, tarihin net olmadığını ifade etti. Moody's'den dediğimiz gibi not B3'te teyit buldu ve durağan olan görünümde pozitife çekildi. Peki bu hafta neleri takip ediyoruz? Bütçe, piyasa katılımcıları anketi, konu satışları, içeride izleyeceğimiz veriler olacak. Fed'den gelecek 5 kitap raporu, Amerika'da sanayi üretimi,
Aynı zamanda konut başlangıçları ve inşaat ruhsatları, Euro bölgesi, Almanya, İngiltere'de ve Japonya'da ise bu hafta enflasyon verileri açıklanacak. MSCI Türkiye ETF'i bu arada New York işlemlerini Cuma günü %0,60 yukarıda tamamlarken CDS'imiz yeni haftaya 305 bas puandan başlıyor. Hal böyleyken Deutsche Bank gelecek bu senenin 4. çeyreğine kadar para politikasında sıkı duruşun devamını beklediğini ortaya koydu. Tahvil cephesinde Cuma günü 13 bas puan artan gösterge birleşik 40.94'te 10 yıllık kağıt adım bileşik getirisi ise 12 bas puan düşüşle 25.75'te kapanış yaptı. Para piyasalarına döndüğümüz zaman Cuma günü Amerika'da üretici fiyat endeksinin gelmiş olduğunu da hatırlatalım. Yıllık %1'lik artış ve aylık tarafta ise %0,1'lik bir düşüş açıklandı. Çekirdek üfe aylık %0,2, yıllık %2,5'luk rakamlarla tam da piyasanın beklediği şekilde gerçekleşti ve Mart'a kadar faiz indirimi olasılığı %70'den 80'e yükseldi. Dolar endeksi 102.35'e geriler. Dolar TL'de 30 bandındaki hareketlilik devam ediyor. Geçen hafta 30'un aşılmasıyla rekor kırılmıştı. Bu hareketin devamında yeni haftaya biz 30.08.55'ten başlıyoruz. Euro TL 33.01.99'da, parite ise 1.09.63'te. İngiltere tarafından da bu arada Cuma günü Kasım ayına ilişkin %0,3'lük bir büyüme verisi geldi. Beklenti üzeri ama ılımlı resesyon tablosunun sürdüğü gerçeğini değiştirmedi. Sterlin dolarda 1.27.56 ile işlemler devam ediyor. Ve biz Cuma günü içeride cari açığın beklentilerin üzerinde geldiğini gördük. Neden? Detayları için Alternatif Bank Baş Ekonomisti Serdar Şenol'a kulak vereceğiz bu sabah. Burada normalde hesaba katmadığımız bir hizmetler geliri dengesinde biz geçen seneye göre birazcık daha negatif performansa gidiyoruz ne yazık ki. O taraftaki süreç biraz daha negatif. Bir onun etkisi var. Dış ticaret dengesi tarafında bizim beklentimizden bir fark yok ama gelir dengesi tarafında ödenen faizlerle ilgili, yurt dışına yapılan ödemelerle ilgili bir miktar artış söz konusu. Sermaye gideri anlamında bakabiliriz buna. Dolayısıyla o taraftaki ödemelerle ilgili bir çıkış var. Beklentimizden işte 700-800 milyon dolar kadar da sapmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Diğeri de hizmetler dengesinin bir miktar zayıf kalmaya nispeten devam ediyor olması. Evet. 2022 yılına baktığımızda özellikle seyahat tarafında ciddi bir destek vardı. O taraftaki performans oldukça yüksekti. Turizm gelirleri anlamında baktığımızda. Bu sene ise evet turizm gelirleri geçen seneye göre kabaca paralel ama bu sefer sene başından beri hatta Nisan ayından beri çok daha belirgin diyebiliriz. Bir miktar seyahat giderleri de geçen sene üstüne çıkan performansla hareket etmeye başladı. Burada yurt içindeki turizm imkanlarının bazen biraz daha pahalı kalıyor olması, yurt içi yerleşim biraz daha yurt dışı tatil tercihlerini ya da seyahat tercihlerini destekliyor gibi duruyor. Beraberinde şey de artmıyor istendiği gibi o tarafta. Turizm geliri cari denge hesabına göre sadece gelir olarak bakarsak onda da istenen artış geçen seneye göre söz konusu değil. Dolayısıyla evet turizm geçen seneye göre biraz daha güçsüz ya da ekstra performans yaratamadan gidiyor ne yazık ki. En önemli etkenlerin başında bu geliyor diyebiliriz. Onun dışında keza taşımacılık tarafında da baktığımızda orada da performans iyi değil. Ve buradan dönelim bir de Avrupa tarafına. İngiltere'den Kasım büyüme verisi geldik. Bunun dışında Stoxx 600'e baktığımızda %0,77 ile artıda kapanan bir gün izledik Cuma itibariyle. Perakende hisseleri %1,5'a yakın artı kaydetti. Burberry'nin %7 satış yemiş olmasına rağmen burada da talebin zayıf olduğu ile ilgili karın aşağı yönlü revize olacağına dair bir öngörü karşılamış olduğu piyasaları. Ve Kızıldeniz ile ilgili tedarik problemleri şirketlerin programlarını değiştirmelerine sebep oluyor. Tesla'ya döndüğümüzde Avrupa'daki tek üretim noktası Berlin'de çoğunu durduracağını söyledi üretimin 29 Ocak'la 11 Şubat tarihleri arasında parça gelmediği için burada işlemler durdu. Aynı zamanda yine Volvo sahipliğindeki yine Belçika'daki Geely fabrikasında yine IKEA'da benzer durumlar söz konusu. Kızıldeniz'deki riskler yüzünden tedarik zinciri aksıyor. Üretimler de bu yüzden nasibini alıyor. Bu arada bu yıla girdiğimizde Bank of America Avrupa hisse senetlerinin Amerika'ya kıyasla daha iyi bir performans gösterebileceği şeklinde değerlendirmede de bulunmuştu. Euro bölgesinde bugün sanayi üretimi verilerini alacağız. Aynı zamanda Euro bölgesi Maliye Bakanlarının bugün bir toplantısı var. Ve Almanya'da 2023'ün tamamına ilişkin büyüme verilerini izliyoruz. Amerika'ya döndüğümüzde ise üfe verisinden sonra Dow Jones Sanayi Endeksi %0,31 düştü. S&P 500 %0,08, Nasdaq'ta %0,02'lik artılarla günü tamamladı. Haftayı bitirdiğimizde Dow'da %0,34, S&P'de %1,84 ve Nasdaq'ta %3,09'luk kazanımlarla geçen haftanın
grafiği noktalandı ve yine bilanço takvimi açısından cuma başlangıç tarihiydi. Şöyle bir turlayacak olursak United Health tarafında Dow Jones üzerindeki en büyük baskıyı %3,4'lük düşüşüyle gördük. Kârı beklentilerin üzerinde gelmiş olsa da. Delta Airlines'da yine %9'luk bir düşüş vardı bilanço sonrası. Bank of America'da 4. çeyrekte kâr düştü. Hisse senedi %1,1 kadar satış yedi. Wells Fargo beklentiden iyi gelen gelirine rağmen %3,3 kadar yine satıştaydı. JP Morgan'a döndüğümüzde %0,7 kadar artısı var. Beklentilerin altında gelen bir performansta aslında, çünkü kâr tarafında %15'lik bir düşüş olduğunu söylediler. Citigroup tarafında beklenti üstü geldi rakamlar. Şöyle ki iş gücünü %10 kısacak 20 bin kişilik bir kesintiye gidiyor. Zararı ise $1,8 milyar oldu. Hisse özellikle maliyet kısılacağına ilişkin haberlerle %1 kadar alıcılı seyirle günü kapattı. Uniqlo'nun sahibi şirket Fast Retailing'e baktığımızda %7 kadar satış gördüğünü izliyoruz. Geçen haftanın tamamında en çok satış yiyen hisselerden bir tanesi Alaska Air'ın yapmış olduğu kaza sonrasında, daha doğrusu buradaki kapı patlaması sonrasında Boeing olmuştu. Boeing geçen hafta %12,8 düşerek 2022'den bu yana en kötü haftalık performansa da işaret etti. Amerika'da FAA 170 kadar Boeing 737 MAX 9'u incelemeye aldığını açıkladı. UBS'in değerlendirmesine göre çeyreklik bazda baktığımızda karlar geçen ayın aynı dönemine göre %4 ila 5 oranında artacak. Haziran ayında S&P 500 için 4900, Aralık ayında ise 5000'lik hedef seviyeleri telaffuz ettiler. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon konuştuğunda ise enflasyonda beklenenden daha yapışkan ve faizlerde beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerin kalabileceği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bugün Amerika'da Martin Luther King Day, dolayısıyla hem tahvilde hem de borsada işlemler kapalı olacak ama vadeliden geçen son durumu da ekrana biz getirmiş olalım. Martin Luther King Day'in gerçekleştiği kısa hafta içerisinde 1998'den 2023'e kadar dönemi inceleyen Bespoke verilerine göre S&P 500'de ortalama 0.3 kadar düşüş yaşanıyor. Dolayısıyla tarihsel olarak Wall Street iyi bir haftaya girmedi diyebiliriz. Vadelilerde ise şu anda %0.09'a varan artılar söz konusu oldu. Tahvil tarafına da gelirken hatırlatalım, Amerika'da Mart ayına kadar hükümetin harcamalarını onaylayan, dolayısıyla kepenk indirmesine mani olan tasarıya da onay geldi. 2 yıllık kağıtta biz geçen hafta üfe verisi sonrası Mayıs'tan bu yana en yüksek 4.21'i test etmiştik ve şu anda baktığımızda 4.14'e bir geri çekilmeyle tahvilin kapanmış olduğunu görüyoruz. 10 yıllıkta ise işlemler 3.93.90'da neticelendi. Amerika'daki enflasyon tablosunu eski Fed ekonomisti ve şu anda Koç Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Selva Demiralp'le değerlendirdi. Paylaşıyoruz. Bir veriye bakarak, yani bir aya bakarak bence çok sonuca varmamak lazım. Ama şu ana kadar gelen veri de, Fed'in iletişimi de bence birbiriyle tutarlı. Hani biz seninle de zaten yayınlarda konuşuyorduk Zeynep. Hani benim de düşüncem, bu senenin ilk 6 ayını ben Fed'in bekleyeceğini düşünüyorum. Piyasalar çok fazla heyecanlandılar son noktasal grafikleri gördükten sonra. Orada da zaten 3 indirim diyor Fed ama yani bu 3 indirimi senenin başına değil, bence bir ilk 6 ayda bakacaklar gerçekten o tren aşağıya doğru iniyor mu diye, ki o da illaki düz bir çizgi gibi olacak anlamına da gelmiyor. Hani birazcık zigzaklar çizerek ama genel yönü aşağıya doğru olursa, ki bu son derece normal enflasyonda, hani enflasyon oldukça dış şoklara maruz kalabilen bir veri olduğu için hiçbir zaman zaten inişe geçtiği zaman dümdüz her ay giderek azalacak şekilde inmiyor. Yani bu ay yüksel geldi, evet, beklentilerin üstünde gelmiş olmakla birlikte yani genel görünümde çok alarma geçilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Bekleyecektir FED. Yani şu anda da ben o zaman düşündüğüm görüşü tekrar edeceğim. 6 aya bakarlar. Yani bu ay tamam 3.4 geldi ama sonradan tekrar eğer 3'ün altına inerse yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine başlayabilirler. Ve ben 4'e kadar çıkabileceklerini düşünüyordum. Hala da 4'e kadar çıkabileceklerine inanıyorum ama hiçbir zaman ben Mart'ta acele edeceklerini de düşünmemiştim. Ki şimdi belki biraz hani vesile olur. Piyasalar bir parça ötelerler faiz indirimlerinin başlayacağı tarihi.
Asya tarafına geldiğimizde bu sabah Çin Merkez Bankası'ndan bir yıllık faizin %2,5 seviyesinde sabit kaldığını görüyoruz. Piyasa burada aslında 10 bas puan bir indirim gelir ve 2,40 olur diyordu ama olmadı. Bu arada likidite oranı da bir öncekiye göre biraz kısıldı. 955 milyar yuan seviyesine geldi. Yine de piyasa 900 beklediği için beklentiden yüksek bir genişlik burada söz konusu diyebiliriz. Rakam kabaca 138,84 milyar dolar seviyesine tekabül ediyor. Bu arada Tayvan'da seçimler geride kaldı ve burada Sadık Kaymaz'la en son yaptığımız yayında konuştuğumuz üzere mevcut vaziyetteki hükümetin lideri yine başkan olarak seçilmiş gözüküyor. Bağımsızlık yanlısı ve aynı zamanda Çinlilere karşı da aslında bir miktar daha ters duran bir isim. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte bilhassa Amerika-Çin ilişkileri nasıl şekillenecek bunun da takip edileceğini göreceğiz. Yine baktığımız zaman partinin almış olduğu Demokratik Progresif Parti'nin almış olduğu oy oranının %40'ı aşmış olduğunu görüyoruz. Ve Çin yanlısı olan tarafta ise mecliste 4 birkaç sandalyelik düzeltelim kayıp söz konusu. Detaylarını birazdan Sadık Aymaz'dan alacağız Pekin'den. Japonya'da borsa 34 yılın zirvesindeki hareketini bu arada geliştirmeye devam ederken hafta sonu South China Morning Post'ta bir haber çıktı. Baidu'nun yapay zeka şirketi Ernie Platform'un Çin ordusu için araştırma yaptığını öne sürdü. Bununla beraber hisse kabaca bir yılın en sert düşüşüyle karşımıza gelmekte bu sabah. MTI'ye döndüğümüzde ise altın fiyatı, Orta Doğu tedirginlikleri ve Fed beklentileri derken bir haftanın zirvesini gördü ve bununla birlikte gram altında da 1988 TL'nin aşılmasıyla rekor cuma günü izlemiştik. Bugün de 1989,5 TL'nin üzerindeyiz. Spot altın ise 2055 dolar 30 sentten işlem görmekte. Petrole döndüğümüzde ise Amerikan tipi ham petrolde cuma günü bir ara 75 dolar ve Brent petrolde 80 dolar 75 sentlere kadar yükseliş söz konusu oldu. Amerika ve İngiltere önderliğindeki koalisyonun Husi milislerle yine çatışmış olması, hava saldırısı, Kızıldeniz'deki gelişmelerde tansiyonu yükseltmiş oldu. Bununla beraber biz de Ekim ayından bu yana ilk defa siyah altında 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkıldığını takip ettik. Husiler tarafında da mutlaka misilleme olacağı şeklinde bir açıklama oldu. Yine Lahey sürecini takip ediyorduk geçen hafta içerisinde. İsrail'den gelen açıklama hiç kimsenin kendilerini durduramayacağına işaret etti. Burada 100 gün geride kalırken. Bitcoin tarafına döndüğümüzde ise biz geçen hafta ETF onayıyla beraber 49 bin dolar seviyesinin aşıldığını Aralık 2021'den bu yana ilk defa aktarmıştık sizlere ama hareket çok kalıcı olamadı. 42.500 dolarlara kadar bir geri çekilme oldu. Yine madencilik hisseleri tarafında çift taneli düşüşler vardı. Siber güvenlik hisseleri ise Exxon hesabının hacklenmesi sonrasında Mayıs 2022'den bu yana en yükseklere geldi. Mayıs ayı için yine Ether'a dayalı şekilde spot ETF'ler söz konusu olabilir mi? Bunun onay süreci tamamlanacak. Dolayısıyla geçen hafta Ether %15 kadar değer kazandı ve Mart 2023'ten beri en iyi haftalık performansı da böylece geride bıraktı. Yeni haftaya 2507 dolardan başlıyor. Onu da ifade edelim. Ve şu anda açık piyasalarda en çok neler etkili fiyatlamalar üzerinde detaylarını almak üzere Pekin'e gidiyoruz. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz bizimle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Sadi günaydın, iyi haftalar. Bir taraftan Tayvan'da seçim geride kaldı. Diğer yanda Çin Merkez Bankası bugün beklendiği gibi 10 bas puanlık bir faiz indirimine gitmemiş oldu. Ama piyasa üstünde ne kadar etkisi var sence? Detayları dinleyeceğiz. Zeynep, günaydın, iyi haftalar. İyi yayınlar dilerim. Şimdi iki önemli gelişme var. Sen de hemen o topları bana attın Zeynep. Bir tanesi Tayvan, bir tanesi PBOC. Bir defa son sorundan daha net olan sorundan başlayayım, etkisi oldu mu diye. Burada 9.15'te Merkez Bankası kararı geçiyor da ilanı geçiyor diyeyim. 9.30'da da işlemler başlıyor. Çok ciddi şekilde negatif etkiledi Zeynep. Şu an için tabii borsalar tekrar kayıplarını sildi ama aldatmasın. İlk saatte cidden satışlar getirdi. Özellikle Çin Nasdaq olarak belirttiğimiz Chinex'te %1'den fazla kayıplara yol açtı yine. Hisse ya da sektör bazında da %3-4 kayıplara yol açtığını ben çok geniş kapsamda gördüm. Ama daha sonra piyasa toparlandı çünkü bir gevşeme adımına artık muhakkak gözüyle bakılıyor bir şekilde. Piyasa hala Merkez Bankası'ndan önümüzdeki ayda ya da daha sonra yeni adımlar bekliyor. Tabii şunu da belirtmek lazım, hatırlıyor musunuz Zeynep? Mevduat faizlerini düşürmüştü PBOC'nin telkiniyle bankalar. O zaman şunu söylemiştik. Bu muhtemelen bir faiz indirimine zemin hazırlıyor demiştik ama diye de demiştik.
Bir ihtimalde acaba bankalar zorda ve onların net faiz marjlarını korumak için atılmış bir adım da olabilir demiştik. Anlaşıldığı kadarıyla bugün şunu gördük ki ikinci şık daha az olan ihtimal geçerli olmuş. Daha ziyade bankaları korumak için atılmış bir adım olmuş mevduat faizlerinin indirilmesi. Onun dışında Tayvan tabii bir sürpriz olmadı Zeynep. İktidar Partisi'nin adayı kazandı. Tabii İktidar Partisi'nin adayı derken Lai. Orada o hep kendisini bağımsızlık işçisi olarak tanıtıyor. Yine Çin ona ne diyelim nefret kusuyor dersek çok da fazla Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Ve dönelim buradan dış basın köşemize. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz'a teşekkür ederek. Bugün Wall Street Journal'a baktığımızda Trump'ın Iowa'da liderliği eline aldığını görüyoruz. Hale'de yine New Hampshire'da yarış devam ediyor. Bu arada yine siyasetle ilgili başlıkların yanı sıra kongre tarafında liderler Mart ayına kadar hükümeti açık tutacak tasarıya onay verdiler haberiyle de yine Wall Street Journal'da karşılaşabiliyoruz. Aynı zamanda kapakta yine ilerlediğimiz zaman Goldman Sachs'ın özellikle varlıklara ilettiği kredilerde artış olduğuna dikkat çeken bir başlık var. Boeing'in karşısındaki problemler ele alınmış. Tayvan seçimleri yine kapak sayfada. Özellikle Amerika-Çin ilişkilerinin kırılgan olduğu bir noktada Lai Ching-te'ye gelen zaferle beraber dikkat çekmeye devam ediyor demişler. Davos'la ilgili sadece toplantılar ve seminerler değil, aynı zamanda sosyalleşme de önemli başlıklardan bir tanesi. Burada sıkıcı olmayan sohbetler ve kalıcı dostlukların temeli partilerde atılıyor şeklinde bir detayla karşılaşıyoruz. Yine kapak sayfada ilerlediğimiz zaman 100 gün sonra İsrail'deki savaş hali Hamas'la devam ediyor ve Gazze'nin geri kalanına da sıçraması riski olduğundan bahseden bir başlıkla karşılaşıyoruz. Yine burada Wall Street Journal'ın kendi anketi de söz konusu. Önümüzdeki sürece ilişkin Amerikan ekonomisinde 12 ayda %1 civarında bir büyüme ekonomistler öngörmüşler. Bu da resesyondan hallice olarak yine hesaplara yansımış durumda. Buradan dönüyoruz Bloomberg'e. Bu ortamda yatırımcı nereye gider? Özellikle yüksek riskli de olsa yüksek getiri potansiyeli sunan gelişen ülke tahvillerine diye yazıyor. Detaylara baktığımızda Arjantin'den Türkiye'ye kadar değişim içerisindeki gelişen ülkelerin özellikle burada önemli olacağına, öne çıkacağına fon yöneticileri işaret etmişler. Aynı zamanda Zambiya gibi ülkelerden de bahsediliyor. Her türlü bakıldığında Bloomberg verilerine göre gelişen ülkelerdeki yatırım yapılamaz seviyedeki tahvillere baktığımız zaman yatırım yapılabilir gelişmiş ülke tahvillerine kıyasla geçen sene %18,5'la neredeyse 3 kat getiri sağlamış olduklarını görüyoruz demişler. Yine detaylara bakıldığında Arjantin'de Milei döneminin getirecekleri, Türkiye'de yine Merkez Bankası politikasında değişiklik gibi başlıkların umut verici olduğuna da ve burada pozisyon pozisyonlarını artıranların da giderek yükseldiğine işaret etmişler. Aynı zamanda Angola, Nijerya, Kenya ve El Salvador'un da öne çıkan başlıklarda olduğunu belirtiyorlar. Çünkü piyasaya %10'un üzerinde faizlerle gelecekler. Ama her türlü bakıldığında gelişen ülkeler ve gelişmiş ülkeler arasında yatırımcının talep ettiği faiz farkının artık azaldığına işaret ediyor özetle haberden detaylar. Ve dönüyoruz buradan bir de Financial Times'a. Orada da yine kapak sayfada Cumhuriyetçiler tarafında yine Trump'la ilgili gelişmeler takip edilmekte. Burada bilinmesi gereken başlıkları öne koymuşlar. 2024 seçimlerinde acaba Cumhuriyetçilerden herhangi biri Trump'ı yenebilir mi? Bunun sorgulandığını görüyoruz. Tayvan seçimleri yine kapak sayfada yerini almış durumda. Ukrayna ise Davos'ta 83 ülkenin bir araya geleceği şekilde barış planının bir miktar daha aslında talebini toplamaya gayret edecek şeklinde detaylar var. Mart ayına kadar Amerika'da dediğimiz gibi hükümet açık kalacak. Bununla ilgili detayları FT'nin kapak sayfasında takip etmek mümkün. Lahey süreci sonrasında Netanyahu'dan açıklama var. İsrail'i hiç kimse durduramaz. Lahey'deki mahkemede dahil olmak üzere diyor. Yine kapak sayfadan ilerlediğimizde Financial Times'da Atlanta Fed'in başındaki isim uyarıyor demişler. Amerika'da enflasyon konusundaki ilerlemede yavaş yavaş bir miktar daha hız kesme beklentisi içerisindeyiz. Ve dönüyoruz buradan Business Week Türkiye'ye öne çıkan başlıkları aktaracağız sizlere.
Bloomberg Business Week Türkiye'de bugün öne çıkaracağımız başlıkta yurt dışına çıkan üretici ucuz iş gücü değil hızlı büyüme istiyor detayı var. Sinan Koparan'ın kaleminden habere baktığımızda doğrudan yatırımda ucuz iş gücü önceliğinden vazgeçen üretici artık gelişmiş pazarlarda daha hızlı büyümeye odaklanıyor denmiş. Konuyla ilgili yine PricewaterhouseCoopers'ın yaptığı bir araştırma var. Yurt dışı yatırımları araştırması PwC'nin Türkiye kıdemli ortağı Cenk Ulu konuyla ilgili şöyle diyor. Türkiye inişleri ve çıkışları dik olan bir ülke. O nedenle üreticilerin bir çıpaya ihtiyacı var. Bunu yapabileceği iki alan var. İlki ihracat alanını genişletmek. Bütün pazarlar aynı anda ekonomik dalgalanmaları yaşamıyor. Bu da üreticiyi koruyor. Ancak bazen ihracat tek başına yeterli olmuyor. Çünkü TL'nin çok değerli kaldığı dönemler oluyor. Bunun için de gelirinin bir kısmını doğrudan yatırımla yurt dışından sağlanması gerekiyor şeklinde detay vermiş. Aynı zamanda yatırım için hukuki altyapının önemine de dikkat çekiliyor haberin içerisinde. Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışında en fazla doğrudan yatırım yaptığı bölgeler de yine mercek altına alınmış. Burada Avrupa öne çıkarken hemen arkasında Avrasya ve Kuzey Avrupa'nın da öne çıkmış olduğunu ve ardından da Orta Doğu'nun geldiğini belirtelim. Mevcut yurt dışı yatırımların lokasyonunu belirlemede en önemli 3 faktöre baktığımızda burada %24,6 coğrafi konum avantajı, %28,7 pazar büyüklüğünün alternatif pazarlara ulaşıma etkisi, aynı zamanda yine %17,4 de yatırım ortamı yani regülasyonun önemsendiğini araştırma saptamış vaziyette. Ve biz yeni bir haftaya başlarken mecliste çalışmalarına yarın yeniden başlayacak. Neler bu hafta ajandada turlayalım beraber. Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi sunulacak. RTÜK'e üyelik seçimi yapılacak. Bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri görüşülecek. Kabul edenler. Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun bir haftaya giriyor. Bütçe görüşmelerinin tamamlanması ve ekonomiye ilişkin kanun teklifinin 27 Aralık 2023'te kabul edilmesinin ardından toplanmama kararı alan genel kurul çalışmalarına 16 Ocak Salı günü yeniden başlayacak. Aksaray, Hüseyin Altınsoy. Genel kurulda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na üye seçilecek. Bazı uluslararası sözleşmelere ilişkin kanun teklifleri ele alınacak. Türk Silahlı Kuvvetleri deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali Karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerdeki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşülmesi de planlanıyor. Çalışma hayatıyla ilgili kanun teklifinin ise 15 Ocak Pazartesi Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Teklifle işverene asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya yükseltilecek. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme de gündeme gelecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesinin ardındansa genel kurula sevk edilecek. Kabul edenler, kabul etmeyenler. Salı ve çarşamba günleri ise mecliste grubu bulunan siyasi parti liderleri grup toplantısı yapacak. Ve şüphesiz ekonomi ajandasında öne çıkan başlıklardan bir tanesi ayın 12'sinde Merkez Bankası'nın New York'ta düzenlediği yatırım günüydü. Habertürk.com'da TCMB yatırım gününe yoğun ilgi başlığı var bu sabah. JP Morgan uluslararası yatırımcıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın New York'ta düzenlediği ilk yatırımcı gününe yoğun ilgi gösterdiklerini bildirdi şeklinde bir haberle karşılaşıyoruz. JP Morgan Küresel Makro Araştırma Başkanı Luis Oganes konuyla ilgili yaptığı açıklamada JP Morgan bu hafta New York'ta düzenlenen ve sabit getirilen ve hisse senedi yatırımcılarının yoğun ilgi gösterdiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk yatırımcı gününe ev sahipliği yapmaktan onur duydu ifadesi yer aldı. JP Morgan uzmanlarının toplantıda hazır bulunduğu kaydedilen açıklamada şu ifadeye de yer verildi. Toplantının başarılı geçmesine katkı sağlayan JP Morgan küresel para birimleri, gelişen piyasalar ve gelişen yine piyasalar kredi başkanı Stephen Jeffries'e, Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynağ'a, Türkiye kıdemli ülke yetkilisi Mustafa Bağrı Açık'a, Kuzey Amerika gelişmekte olan piyasalar satış müdürü Daniel Sanchez'e, Türkiye ekonomisti Fatih Akçeli'ye ve gelişmekte olan piyasalar stratejisti Saad Sıddıkî'ye teşekkür ederiz deniyor haberin detayında. Ve buradan Ekonomi Gazetesi'nin manşetine gidiyoruz. Kızıldeniz krizi üretime sıçradı. Covid-19 pandemisinden bu yana yaşanan en büyük tedarik zinciri sıkıntısının küresel ekonomideki toparlanmayı rayından çıkarma riski taşıdığı yorumları paylaşılıyor demişler.
Drury Dünya Konteyner Endeksi saldırıların başladığı 21 Aralık haftasından bu yana %122 artış gösterdi. Artış oranı Şangay-Cenova hattında %300'e yaklaştı ve buradan Türkiye'nin de etkilendiği belirtiliyor. Avrupa'daki otomotiv sanayi firmalarının Türkiye siparişlerinde düşüş gözlendiğini bildiren Taysat yetkilileri bunun Kızıldeniz krizi kaynaklı olup olmadığı konusunda net bilgi bulunmadığını belirtiyor. Hürriyet'in ekonomi sayfasıyla tura devam ettiğimizde Çinliler hasar verdi, ilave tedbir gerekli haberiyle karşılaşıyoruz. 2023'te Türkiye için gaza basan Çinliler sektörü tam anlamıyla karıştırdı. Herkes Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara getirilen yeni şartları tartışırken Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Cengiz Eroğlu'dan Çin'den ithal araçların yalnızca %20'si elektrikli, %78'i içten yanmalı. Benzer uygulama içten yanmalılar için de olmalı. Biz rekabete ve Çinlilere karşı değiliz ancak yatırım yapmadan pazarı Çinlilere bırakmayı doğru bulmuyoruz çıkışı geldi. Eroğlu 2,2 milyar dolarlık ithalata karşılık Çin'e sadece 21 milyon dolar ihracat yapıldığını söyledi. Sabahın ekonomi sayfasında ise 10 ülkede OSB kurup yönetiyoruz başlığı var. Organize sanayi bölgeleri dünyaya ihraç etmeye başladık şeklinde bir haber var Metin Can'ın kaleminden. Milyarlarca dolarlık ihracatın gerçekleştirildiği organize sanayi bölgelerinin kendisi de ihracat kapısı oldu. Türkler ondan fazla ülkede OSB inşa edip yönetmeye başladı. Son durak Özbekistan oldu demişler haberin detayında. Milliyet'in ekonomi sayfasında ise direklerden otoşarj çok benzine ek vergi şeklinde bir detay var. İşte enerji verimliliğinde 2030 haritası diyor Mithat Yurdakul'un haberi. Türkiye'nin 2030 enerji verimliliği planına göre aydınlatma direkleri araç şarj istasyonu olarak kullanılabilecek. Trafik lambasının süresini yapay zeka ayarlarken çok benzin yakan çok vergi ödeyecek. Ve Cumhuriyet Gazetesi'ne döndüğümüzde turizmde vefa bitti diyorlar. Bankaların sektöre tanıdığı süre dolmak üzere otellerin %40'ının zorda olduğu belirtiliyor. Düşen doluluk oranları, geceleme sayıları ve artan maliyetler birleşince yeni yılda birçok otelin bankalara geçmesi ve icradan satılacağı iddiaları da tartışılmaya başlandı diyor. Ali Can Polat'ın haberinin detaylarını Cumhuriyet'te okuyabilirsiniz. SSK ve Bağkur emeklerine ilave zam yapılmasına ilişkin çalışmalar tamamlandı. Konuya ilişkin düzenleme kabine toplantısında görüşülecek. Düzenleme ile memur emekli aylıklarıyla oluşan farkın kapatılması amaçlanıyor. SSK ve Bağkur emeklisi aylıkları için çalışma tamamlandı. Emekli maaşlarına ilişkin çalışma kabinede ele alınacak. Emekli memur aylıklarıyla aradaki fark azaltılacak. Memur ve memur emeklisinin aylığına %49,25 zam yapılırken işçi ve Bağkur emeklisinin zam oranı %37,57'de kaldı. Emekli aylıkları arasındaki farksa 11,68 puan oldu. Bu farkın azaltılması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz koordinasyonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik'te Hazine ve Maliye Bakanlıkları çalışma başlattı. Her iki bakanlıkta alternatifli planlar üzerinde yürüttüğü çalışmada sona gelindi. Çalışmayla Temmuz ayında SSK Bağkurlular lehine ortaya çıkacak fark dikkate alınacak. Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının 10.000 lira seviyesine yükseltilmesi için de çalışma yapılıyor. Emekli aylıklarına ilave zam konusundaki çalışmalar kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Gözler kabine toplantısının ardından alınacak kararlara çevrilmiş durumda. Çalışma kamuoyuyla paylaşılacak ve yasalaşması için meclise sevk edilecek. Ve devam ediyoruz. Bir Tuz Kroka yönetici ortağı İnanç Sözer, Doktor İnanç Sözer her pazartesi sabahı olduğu gibi bizimle. İnanç günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Zeynep, iyi haftalar. Şimdi önce sıcak gelişmelerden başlayalım. Cuma günü kapanışı ile beraber Moody's'den karar geldi. B3'ten notumuz sabit kalmakla beraber görünümümüzü pozitife çevirdiler. Dolayısıyla kendileri de raporda yazmışlar zaten. Herhangi bir şekilde notumuzun şu anda kırılmasıyla ilgili bir ihtimal çok masada gözükmüyor. Ancak diyorlar hani sürdürülemez büyümeyi odaklayan politikalara geri dönüyor. Olursa nota yine dokunuruz şerhini de koymuşlar rapora. Ama özellikle Merkez Bankası politikasını öne sürerek bir miktar daha rezervlerde toparlanmış, dış dengesizliklerde düzelme beklentileriyle beraber görünümü yükselttiklerini ifade ediyorlar. Moody's'in raporunu öncelikle bir ele alalım beraber. Sen de muhakkak notları okumuşsundur. Neden not B3'te kaldı diye. İşte orada dengeli gördükleri riskleri sıralamışlar. Hem de görünümü niye yukarı aldıklarını da ifade ediyorlar. Raporda senin öne çıkardığın, önemli bulduğun noktalar neler vardı İnanç?
Her şeyden önce Zeynep, aslında zor bir haftaya başladığımızı düşünüyorum. Malum şehit haberleri nedeniyle. Evet. Türkiye çok uzunca bir zamandan sonra yeniden terör haberlerini okumak zorunda kalıyor. Bundan dolayı memleketimize ve özellikle de şehit ailelerine başsağlığı diliyorum. Allah sabırlar versin. Zor bir evet. süreci aslında biz ekonomik olarak atlatıyoruz derken uzunca bir zamandır her ne hikmetse unuttuğumuz başka bir zorlukla yeniden yüzleşiyor olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Terör haberlerinin bu anlamda önümüzdeki dönemde devam etmemesini ümit ediyorum. Ama eğer bu bir küresel aks değişiminin yansımalarıysa burada biraz daha temkinli olmamız gereken de bir husus var. Zaten 2024 yılının genelini jeopolitik gerginliklerle geçirmeyi bekliyoruz. Sadece ülkemizde değil, dünyada da jeopolitik sorunların artmasını bekliyoruz. O yüzden bence haftaya başlarken finansal piyasaların bir gözü de bence bu terör haberlerinin olası reaksiyonlarında oluyor olacak. Zaten hafta sonunun genelinde de buna karşı verilen reaksiyonların haberlerini okuduk. Özellikle MİT ve askeri kanadımızdan yapılan hamlelerle beraber. Şimdi buradan Moody's tarafına geçecek olursak, Moody's'in aslında eleştirdiği tek bir yön var. Yönetişim sorunları ve yönetişime dair olası riskler. Ancak genel haliyle kabaca 3 sayfalık raporun birçok alanı çok olumlu. Şimdi ben 2024'ün son çeyreğinde bir not artırımı bekliyor idim. Moody's'in bu not açıklaması aslında o zamana bile kalmadan not artırmayı çok isteyen bir kurumun söylemlerini çok andırıyor. Dolayısıyla da her halükarda çok pozitif okuyabileceğimiz, elbette bugünkü notlarla baktığımız zaman zaten bir an önce not artırımını hak ettiğimizi düşünebiliriz ama bir sebeple biz bu notları da kaybetmiştik, yatırım yapılabilir seviyeleri kaybetmiştik. Şimdi o sebebi tam anlamıyla ortadan kaldırmadan bile Moody's'in dahi aslında ben Türkiye'deki gelişmeleri pozitif okumak istiyorum. Çünkü çok önemli ölçüde acı reçeteleri içen ve bu anlamda kararlılık da izleyen ve çok zamandır sıklıkla söyleye geldiğimiz bir hususun Moody's'in artık ifade ettiği gibi dinamik ve esnek bir girişimci ruha sahip olan KOBİ'leri sayesinde olası şokları kolaylıkla tolere eden bir ülkeyiz. Moody's de bunun hakkını vermiş bu kısa notunda. Ben 2024'ün ortalarında bu Moody's'in bizim mevcut politikalarımıza bir değişiklik yapmadığımız koşullar altında bir not artırımına da gideceğini tahmin ediyorum. Yani 24'ün sonu derken, bu yılın sonu derken bu yılın ortalarında dahi bir not artırımı görebiliriz. Aslında detaydan bakacak olursak da burada özellikle Türkiye ekonomisinin bunca şoka rağmen, bunca yüksek faiz oranlarına rağmen daralmıyor olması ve halen kamu borç stoğunun da görece rakip ülkelerimizin düşük kalabiliyor olması takdir edilmiş gözüküyor. Zaten ülke risk primlerimiz açısından baktığımızda da not artırımları ya da kredi derecelendirme kuruluşlarının pozitif söylemleri de kabaca son 4-5 aydır aldığından önlemler sayesinde ekonomi yönetiminin bir başarısı, bir kredibilitesi olarak okunabilir. Evet, bu gözle de baktığında aslında olumlu bir rapor. Şimdi tekrar terminale bir kez daha dönelim. Notumuzda bir değişiklik olmadı. Dolayısıyla biz kimlerle aynı ligde kaldık, onu da yine ifade edelim. Barbados'la yine aynı nota sahibiz. Moldova, Bosna Hersek, Nikaragua, Kongo, aynı zamanda Kırgızistan, Moğolistan, Angola, Tacikistan, Togo, Kenya ve bununla beraber Saint Vincent Grenadine'le biz aynı not skalasında kalmış olduk. Notumuzun yükseldiği bir senaryoda kimlerle aynı yere oturmuş olacağız? Bahreyn, Tanzanya, Papua Yeni Gine, Kamboçya, Uganda ve Ruanda. Biz buraya yükselmek istiyoruz diyelim notun içerisinde. Aynı zamanda tabii geçen cuma aldığımız cari denge verisi var. İstersen bir de oraya bakalım. Acaba burada az önce söylediğin gidişata uyumlu sinyaller, ipuçları ne kadar yakalayabildik? Bir de bunu sorgulayalım istersen. Genel tabloya baktığımızda cari denge beklediğimizden daha yüksek bir açık verdi. Burada ekonomistler de bilhassa yurt dışına faiz ödemelerindeki artışları da öne çıkaran açıklamalar, yorumlarda bulunuyorlar. Aslında geçici bir denge diye bakmak lazım yatırım dengesindeki bozulmayı. Ana hatlarla dış ticaret açığındaki rakamlarımıza bakacak olursak kayda değer bir düzeltme var. İthalatın tam anlamıyla durduğunu, iç talebin daha çok imkanı olanların tasarruf etmeyi, imkanı olamayanların zaten tüketmemesinden kaynaklı olarak iç talebin durgunlaşmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz. O yüzden cari işlemler içinde her ay daha iyi veriyi alıyor olacağız. Bu tip arizi, geçici faktörler trendi bozmayacak. Biz 2023'ün Mayıs'ında kabaca Moody's'in belirttiği gibi milli gelir oranına %5,5'luk bir cari açığa sahiptik. Şimdilerde %4'ün altına doğru kayıyoruz. O yüzden de ana trend net bir şekilde iyileştirici yönde.
Burada biraz dikkat etmemiz gereken husus aslında cari işlemler açığından öte stok tarafındaki yükümlülüklerimiz. Yani önümüzdeki bir yılda vadesi gelen dış borç ödememiz kabaca 220 milyar dolar. Dolayısıyla da cari işlemler içindeki rakam kısıtlı kalabilir. Ama önümüzdeki bir yıllık dış borç hangi maliyetle ödeyeceğimiz, hangi vade içinde ödeyeceğimiz ve bunun finansman çeşitliliğini nasıl sağlayabileceğimiz önemli olacak. Ben 2024'ün bu anlamda görece daha iyi bir yıl olacağı kanaatindeyim. Cari işlemler açığımızı mevcut seviyesi de mevcut stok sorunumuz da yüksek. Ama Türkiye bunu 2008 yılından bu yana bir maliyetle çeviriyor. Bana kalırsa görece iyi maliyetle çevireceği bir 2024 yılı yaşayacağız. O yüzden ben bu taraftan ilgili bir kaygı beklemiyorum. Burada biraz daha odağımız artık cari işlemler dengesinden daha öte. Bu ödemeler dengesinin finansman bacağı diye baktığımız yapının hangi kanalından bu para geliyor ve Merkez Bankası rezervini ne kadar para geliyor da güçlendirebiliyor. Buraya odaklanıyor olacağız. 2024 bence biraz daha Merkez Bankası rezervleri üzerinden daha fazla konuşacağımız bir ödemeler dengesi tablosunu bize sunuyor olacak Zeynep. Rezervler tarafında da bir geri çekilme kaydedildi. Onu da istersen not edelim. Geçen hafta hem brüt hem net hem de swap hariç net rezerv tarafına baktığımızda üçünde birden bir geri çekilme gördük. Doğru ama swaplarda ciddi bir azalma oldu. Aslında biraz oraya bakıyor olmamız lazım. Bankacılık sektörüne gelen döviz mevduatlarından swap yapma isteği de bankalardaki döviz mevduatlarında da görece bir azalışın yansıması bu. Bir geçiş dönemi olarak aslında buraya da adlandırabiliriz. Çok hızlı bir şekilde bir döviz biriktirdi. Haftalık bazdaki azalışları bir yana aslında kabaca 25 milyar doların üzerinde son 5 ayda nette biriken bir rezerv var. Nitekim Moody's de bunu takdir etmiş. Ben halen bu yılın sonunda eksi diye gördüğümüz swaplar hariç rezervlerin bile artıya geçeceğini tahmin ediyorum. O yüzden de... Eksi 39 milyar civarındayız anlıyorsam. Şu an evet aşağı yukarı oradayız. Dolayısıyla da burada rezerv biriktirebileceğimiz bir iç piyasa koşulları olacak. Ben bu anlamda haftalık bazdaki düşüşe çok fazla anlam yüklememesi gerektiğini düşünüyorum. Cari denge verileri geldiği zaman altın ve enerji hariç tarafa bakan ekonomistler var, bakmayan ekonomistler var. Ne tarafı daha haklı buluyorsun? Onu da kesinlikle bakmalıyız. Yani datayı, veriyi anlayabilmek için bakmalıyız. Yani veriyi anlayıp ne yazık ki şöyle bir hali oldu. Biz cari işlem açığının yüksek geldiği dönemde altın ve enerji cari açığa bakıp kendimizi teselli etmeye çalıştık. Bu doğru değil. Tıpkı enflasyon rakamlarında çekirdek enflasyona bakıp da manşet enflasyonu umursamadığımız dönemlerde geride kaldığı gibi her iki veriye de bakıp aslında bizim ekonomik istikrarımıza engel olan kaynakların ne olduğunu anlayabilmek için bence her iki veriye de bakıyor olmamız lazım. Türkiye'de şimdilerde altın ve enerji hariç cari işlemler dengesi rakamlarında aslında tablo biraz daha iyileşiyor gibi. Aylık bazdaki rakamlarda, kümülatif bazdaki rakamlarda da bir trendde toparlanma görüyoruz. Yılın ikinci yarısına itibaren çok daha kalıcı bir şekilde bu toparlanma yaşayacağımız kanaatindeyim ben. Şimdi bir yandan da biz hani bize gelen para, bize yapılan yatırım açısından bakmaya çalışıyoruz cari denge rakamlarına. Bir taraftan da bizden giden para ve bizden yurt dışına giden yatırım hikayesi de var. Mesela dergiye baktığımız zaman yurt dışına çıkan üretici ne istiyor? Bunun irdelendiğini görüyoruz. Neden yurt dışına yatırım yapıyor? Mesela Türk şirketleri veya Türk bireyleri dediğimizde ucuz iş gücü değil hızlı büyüme temasının öne çıktığını Sinan Koparan yazısında ortaya koymuş. Özellikle iniş çıkışlar bizde çok sert olduğu için çıpalanma ihtiyacı ortaya konmuş. Bir de baktığım zaman en önemli adres Amerika olarak karşımıza çıkmış bu yazının içerisinde. 2023'e baktığımızda Amerika 14 milyar 834 milyon dolarla Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke. Yatırım rakamları konusunda da 2022 itibariyle Türkiye'den Amerika'ya gerçekleşen stok yatırım tutarı 2,6 milyar doları aşmış durumda. Amerika'dan Türkiye'ye gerçekleşen stok yatırım tutarı da 7,5 milyar dolar civarında açıklanmış. Mehmet Ali Yalçın da rakamları açıklamış. DEİK yine Türk-Amerikan İş Konseyi Başkanı. Bu açıdan baktığımızda bilhassa tabii hem hukuki düzenin burada önemli olduğunu görüyoruz. Hem de aynı zamanda ülkenin sunduğu yatırım fırsatları tabii. Ne dersin? Sen de hani şirket doktoru olarak hep yayınlara katıldığını söylüyorsun. Reel sektör açısından baktığında bu sene yurt dışından borçlanmalar, yurt dışına yatırım yapmalar planlayanlar açısından nasıl bir sene olacak? Aslında yine iş gücü maliyetlerini bence hafife alınır bir gerekçe olmadığını düşünüyorum. İş gücü maliyetleri nedeniyle özellikle tekstilde veya yoğun emek isteyen sektörlerde, firmalarda Orta Doğu'ya hatta Vietnam'a doğru kaymaları görüyoruz. O yüzden bence bu trend devam ediyor olacak. Bizim Amerika'ya geçenler çoğunlukla daha stratejik davranan
yatırımcı diye düşünebiliriz. Belki nominal olarak daha yüksek olabilir ama sayıca daha az firmayı kastediyoruz batıya gidenlerin. Burada halen Orta Doğu'ya ve Doğu'ya gitme isteği çok hakim. Ben Türkiye'nin ne yazık ki son 2-3 yılda kaybettiği makroekonomik dengeler nedeniyle bu trendin bu sene de devam edeceğini düşünüyorum. Ama bizim maaşlık rakamlarımız açısından çok büyük bir sıkıntı getirmiyor. Hatta eğer sistem düzgün kurulabilirse burada genel açıdan baktığımız zaman, bir bütünsel açıdan baktığımız zaman ben Türkiye'nin ileri vadede artı hanesine de yazabileceğini düşünüyorum yurt dışı yatırımların. Nasıl ki bugün Amerika'nın Çin'e yatırımları aslında her ne kadar Çin'i kalkındırıyormuş gibi gözükse de Amerika'nın değeri ise, ümit ediyorum ki 10 yıllar sonrasında bile görecek olsak Türkiye'den dışarı yapılan yatırımlar da Türkiye'nin artı hanesine bir nebze yansıyacaktır. Şimdi diğer taraftan da cari denge tarafında yavaş yavaş iyileşmeler kalıcı olacak ifadeleri kullanıldığı için orayı da konuşmak lazım. Çünkü cari dengede iyileşmeler genelde bizde ekonomide soğuma dönemlerine denk geliyor. Senin de az önce bir miktar girizgahını yaptığın üzere. Şimdi geçen hafta önemli veriler aldık. Bir tanesi sanayi üretimi. Orada baktığımız zaman 5 ay arka arkaya ve web siteleri de ilk kez gördüğümüz bir tabloyla aylık sanayi üretiminde düşüş serisi geldi. Bir yandan da işsizlik tekrar başını yukarı çevirdi. Şimdi buradan baktığımızda o ekonomik yavaşlamayı en çok kim hisseder? Birazcık da burayı açalım mı? Ne kadar bir yavaşlama bekliyor bizi? Çünkü bu da aslında Moody's'in raporunda bir miktar değinilen konulardan biri olmuş. Aslında tam da geçen hafta konuştuğumuz rakamlar evet. gibi geldi. Evet. Hiçbir rakamda sürpriz yaşamadık. Buradaki bütün resme baktığımız zaman Türkiye ekonomisinin soğumasına muhtaç olduğumuz bir hal var. Yani Türkiye ekonomisinde istikrar için acı reçete içmeye muhtaç olduğumuz bir hal var. Niye bu acı reçete içmeye mecburunda kaldık dersek, önceki yayınlarımızda yaptığımız ama tekrar yapılacak olursa da çok uzunca zaman alabilecek son 2-3 yıla bakabiliriz. Şimdi bu acı reçeteler karşılık buluyor mu diye baktığımız zaman neyse ki bu ekonomik verilerde bu gelişmeleri görüyoruz. Bunun tersini de yaşayabilirdik. O yüzden çok ironik de olsa ben bu ekonomik verilerin bizim açımızdan daha sağlıklı bir ekonomi olduğumuza teyit ettiğini işaret ettiğini düşünüyorum. Elbette bugün düşük riski olan firmalar her ne kadar iyi bir durumda olsa da yüksek risk olan firmaların kredi ulaşım ihtimali neredeyse hiç kalmadı. O yüzden belki çok manşet rakamlara yansımıyor görece düşük cirolu firmalar olduğu için ama konkordato sayılarında inanılmaz artış var Zeynep. Keza yeniden yapılandırma için bankalara başvuran firmalarda da olağanüstü artışlar var. Buna benzer hukuki kısımlara giden şirket sayısının sayıca çok ancak toplam ekonomik veri açısından görece az bir paya sahip olduğunu görüyoruz şimdilik. Muhtemelen önümüzdeki aylarda buradaki payın da yükseldiğini görüyor olacağız. Keza bunun bir yansıması olarak vatandaşlar açısından da imkanı olmayanların çok daha zorlandığı bir dönemin olduğunu net bir şekilde söylemek zorundayız. Burada zengin eden bir ekonomik döngüyü yaşadık 2021-23 ortasına kadarki süreç içerisinde. Şimdi yine zengin daha zengin oluyor ancak bir kapsayıcı büyüme arayışı için aslında Türkiye'deki bu obeziteyi bir nevi normal bir dengeye getirmeye çalışıyoruz. Bu obeziteden kurtulmamızın adı doğal olarak bize fayda sağlamayan yüksek büyümeyi geride bırakıp sürdürülebilir bir şekilde büyümeyi sağlamaktan geçiyor. Ben bu nedenle bu sene konsensüs tahminlerine bakarsak %3, benim tahminlerim bir tık daha altı, %2,5 civarında bir büyümenin aslında makul bir yavaşlama dönemi olarak adlandırıyorum. 2024'ü bu şekilde geçirdikten sonra bana kalırsa 2025'ten itibaren çok daha kuvvetli bir toparlanmayı da sağlıyor olacağız. Burada iki tane eleştiri var. Birincisi neden daha kısa süreli olması pahasına daha keskin bir şekilde enflasyonla mücadele etmiyoruz. Bunun hem para politikaları bacağı var hem maliye politikaları bacağı var. Özellikle de vatandaşın, özellikle de bir takım sıkıntı yaşayan vatandaşın ya da şirketin kamu maliyesinden beklediği tasarruf tedbirlerini görmediğine dair kaygılar aslında biraz sorunları ön plana çıkarıyor. İkincisi de Merkez Bankası'nın piyasada büyüme devam etsin arzusu içerisinde olduğu için verdiği aşırı likitte göze çarpıyor. Bu iki unsuru da muhtemelen biz seçimlere kadar aynı şekilde yaşıyor olacağız. Düşük de olsa bir büyüme sürecinden geçiyor olacağız. Bir miktar istihdam artışı olmasa bile aslında istihdamda azalış görmediğimiz bir tablo ile geçiriyor olacağız. Bana kalırsa Nisan-Mayıs bu anlamda biraz daha sıkıntılı geçebilir. Ama bunların hepsi uzun vadeli toparlanma için ne yazık ki son 2-3 yıldaki yaşadığımız konjonktürün bedelinin ödendiği bir dönem. O yüzden de bunu makul ve istikrar için gerekli buluyorum.
Şimdi 8 Ocak'ta bahsettiğin Konkordato ile ilgili haber Ekonomi Gazetesi'nin manşetinde de vardı. Zor geçen 2023'ün hasarı su yüzüne çıkıyor demişlerdi. Zorlu finansal koşullar geçen yıl birçok işletmenin mali bünyesinde hasar yarattı. Konkordato'ya başvuran şirket sayısı 519'a çıkarken tasfiyeler %28 arttı şeklinde bir haber aktarmıştık biz de. Onun da notunu düşelim. Şimdi diğer tarafta da bu ortamda işte büyüme yavaşlayacaksa o zaman Merkez Bankası'na faiz indirin diyenler artar mı? Diğer yanda hatta arkadaşlar da şimdi bahsettiğimiz gazete küpürünü ekrana getirdiler sağ olsunlar. Şimdi şunu da değerlendirelim. Merkez Bankası için işte hem Amerika tarafında görüyoruz hem biz de görüyoruz. Faiz ne zaman iner? Bunun tartışıldığı bir ortam var. Amerika tarafı diyor ki biz önce %2'ye gittiğimizde bir ikna olalım. Bu tartışmaları yapmak için prematüre biz bu sene 3 kez faiz indiririz dedik. İşte piyasa 5 veya 6 fiyatlıyor diyorlar. Bize döndüğümüz zaman mesela Deutsche Bank'tan en son bir değerlendirme gördük. 4. çeyrekte faiz indirimi konuşulmaya başlandı. Ama sen de diyorsun ki daha miktarsal tarafta gidilmesi gereken yol var. Şimdi bu açıdan bakmaya çalışalım. Özellikle Merkez Bankası Başkanı geçen hafta New York'ta da verdiği mesajlarda anladığımız kadarıyla enflasyona mücadele, kararlılık ama diğer yandan da parasal sıkılaşmada tepe noktaya yaklaşıldığı ile ilgili mesajlar verdi. Nasıl görüyorsun merkezin yol haritasını ve bu tartışmaları sen de prematüre buluyor musun? Şöyle yani tartışmamızın bence bir sakıncası yok ama tartışma zamanı zaten bu yılın son çeyreğine ilişkin bir tahminse ben de buna aşağı yukarı katılıyorum. Türkiye ekonomisi çok dinamik ve yakın zamanda da gördük ki aslında piyasada faizler yükseldiği zaman tüketimi çok keskin bir şekilde durdurabilen bir ekonomiye sahip. O yüzden de hakikaten Merkez Bankası piyasadaki aşırı likiditeyi çekeceği Nisan-Mayıs döneminde bunun nasıl reaksiyon vereceğini görmek lazım. Şu an itibariyle nasıl ki Mayıs 2023'e kadar Merkez Bankası'nın faizi enflasyonun çok altında ya da piyasa dinamiklerinin çok altındaysa bugün aşırı likidite nedeniyle Merkez Bankası'nın bunun tam tersine şu anki faiz oranı piyasa faizlerinin çok üzerinde kalmış durumda. O yüzden aslında eğer ki likiditeyi çekebilmiş olsa ve çektiği likidite de hakikaten ekonomik istikrar açısından gerekli olan dengelenmeyi yani soğuma halini daha net bir şekilde bize gösterecek olsa Merkez Bankası faiz indirimi için yılın son çeyreğini beklemeyebilir bile bana kalırsa. Kontrollü bir şekilde faiz indirimlerine başlayabilir. Çünkü zaten faiz indirimlerine bir an önce başlamak istercesine çok yüksek bir şekilde artırılmış bir faiz oranından bahsediyoruz. Ben bunu biraz politik tercihler nedeniyle de yaptığını düşünüyorum Sayın Başkan'ın. O yüzden de belki bu ayda da bir faiz artırımı göreceğiz. Ama hem Aralık'taki hem Kasım'daki hem de göreceksek eğer Ocak ayındaki faiz artırımının bana kalırsa en önemli faydası faiz indirimlerini bir an önce başlamak imkanı sunacak olmasıdır. O yüzden de ben bu resmi böyle okuyorum. Şimdi buradaki bilmediğimiz kısım Merkez Bankası Nisan ayına geldiğimizde gerçekten piyasadaki aşırı likiditeyi tamamen çekecek mi? Ve tamamen çektiğinde piyasadaki dengeler, enflasyon tarafındaki mücadele öngörülenden daha hızlı bir şekilde iyileşecek mi? Her ikisinde potansiyeli var. O yüzden ben Türkiye'nin bu tarafını aslında ekonomi yönetiminin kararlılığını ve ona yapılan iletişim eleştirilerini, iletişim geri bildirimlerini nezaketle kabul edip hayata uygulayacak olursa o zaman çok kolaylıkla 2024'teki uç risklerimizden kurtulacağımıza inanıyorum. Benim açımdan burada esas yol haritasını Nisan-Mayıs ayı belirliyor olacak. O dönemde yaşayacağımız finansal piyasa gelişmeleri belirliyor olacak. Şimdi bunu Türkiye'deki resmi bir yana bırakacak olursak Amerika'daki resim işte dün Bloomberg International'da da çok güzel bir makale vardı. Daha önce bir iki hafta önceki yayınımızda da aynısını söylemiştim. Fed'e dair piyasa rüya görüyor. Halen cuma günkü üretici enflasyon rakamlarından sonra Fed için biraz daha iyimser olabilir mi beklentisi evet. Var. Ama Bloomberg International tekrar arttı faiz indirim beklentileri. Tekrar artmış durumda ama bu bir rüya. Bloomberg International'da çok güzel makale yazılmış ve gelen görüşlerin çoğunda da şu hal var. Fed'in enflasyonla mücadele konusunda hakikaten enflasyonu %2'ye doğru yakınsadığını görebilmek için net veri görmeye ihtiyacı var. Şimdi biz net veriyi nereden göreceğiz diye baktığımız zaman aslında enflasyon tarafında %3'ün altına doğru gelen bir enflasyon var mı? Yok. Peki üretici enflasyon tarafında her ne kadar bir iyileşme görsek de enflasyon açısından Fed'in daha önem verdiğini bildiğimiz ücret enflasyonu tarafında bir iyileşme var mı? O da son gelen veriyle beraber tam tersine bir yükseliş içerisinde. Peki ekonomi çok daralıyor da ekonominin daralmasına karşı bir mücadele ihtiyacı var mı? Orada da daralan bir istihdam da görmüyoruz. Daralan bir ekonomik aktivite de görmüyoruz. Dolayısıyla bu tarafla ilgili de bir kalıcı, sert bir resesyonu bahsetmiyoruz.
bir bütün açıdan baktığımız zaman Amerika'da enflasyon tarafıyla mücadelenin büyük kısmını talep tarafından öte arz yönlü sorunlar sanki çözmüş gibi gözüküyor. Yani hem baz etkisi hem de Covid'den sonra artık tedarik zincirinin her ne kadar yakın dönemde Kızıldeniz'de yaşamış olsak da birçok ürün için artık kalmamış olması ve emtia fiyatlarının mevcut seyri Fed'in bir faiz indirimine gitmesi için henüz daha kuvvetli bir makro sete sahip olmadığını işaret ediyor. Bu set gelmediği müddetçe bence Fed faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaktır. Aceleci davranmasında ben hatalı olacağını düşünüyorum. O yüzden burada daha çok volatiliteye yol açabilecek FED söylemlerini görüyor olacağız bana kalırsa önümüzdeki haftalar boyunca. Burada benim yakından izlediğim iki tane veri var. Amerika'daki borsalardaki olası bir keskin düşüş hali. Şu anki resim tam tersine yeni bir rekora doğru gidiyor gibi. Veya emtia fiyatlarında keskin bir düşüş hali. Aksine Kızıldeniz krizi nedeniyle aslında bazı emtia ürünlerinde bir fiyat artışları görüyoruz. Bu iki finansal ürün tarafında Fed'i alarma geçirecek bir fiyat değişimi görmediğimiz müddetçe bence Fed herhangi bir faiz indirimine gitmeyecek Zeynep. Çünkü önceki faiz indirimleri döngülerine baktığımızda da Fed'in aslında bu iki öncü indikatörden ilham alarak faiz indirimine gittiğini görüyoruz. Şimdi ekonomi ılımlı bir şekilde büyürken ne olacak da Fed bir faiz indirimine gitsin? Bence piyasanın bu soruya cevap vermesi lazım. Şimdi baktığımız zaman piyasa ne görüyor onu da değerlendirelim. Amerika'da açıklanan veriler ne kadar olumlu ne kadar olumsuz yönde sürpriz yapmış son dönem içerisinde gelen veriler. Bir yandan veriler tabloda zaten var. Diğer taraftan da bileşik hali grafiğe taşınmış durumda. Ekranımızın sağ tarafında oraya baktığımızda konut piyasası, gayrimenkul piyasası bir miktar beklentinin altında kalmış. Bu hafta da yine konut başlangıçları, inşaat ruhsatları verisini alacağız Amerika'dan. Sanayi sektörü, iş gücü piyasası, perakende toptan sektörü ve PMI gibi biraz daha yumuşak veri dediğimiz anket bazlı veriler piyasa beklentisinin oldukça üzerinde performans göstermiş. Özellikle perakende toptan sektörü dediğimizde bir de yine hane halkına ilişkin sektörel verilerde bir miktar düşüş olduğuna da işaret edilmiş. Şimdi az önce aktardık Merkez Bankası'nın New York'ta yatırımcılarla toplantısı oldu diye buradan katılımcılardan sızan haber başlıkları oldu elbette. Zannediyorum son dakikası da veriliyor bu sabah yine ama esasında toplantı geçen hafta oldu ve katılımcılardan derlenen haberler vardı. Bizde de böyle bir haber vardı. Hemen beraber hatırlayalım. Üzerine kısa da bir reklam arası vereceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yatırımcı günü etkinliklerinin ilki New York'ta gerçekleşti. Etkinliğe büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in video konferans yöntemiyle katıldığı ve yatırımcıların sorularını yanıtladığı etkinlikte Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye'de para politikası ve enflasyon görünümüne ilişkin sunum yaptı. Katılımcıların aktardığı bilgilere göre Merkez Bankası Başkanı Erkan, enflasyonu düşürme konusunda kararlılıklarını dile getirirken, faiz seviyesinin dezenflasyon süreci için yeterli seviyeye yakın olduğunu ve para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Katılımcıların aktardığına göre New York'taki etkinlikte yatırımcılara fiyat istikrarı sağlanana kadar mevcut programın sürdürüleceği bildirildi. Diğer yandan yatırımcılara Eylül'den bu yana tüketim ve ithalat talebinde Türk lirası mevduatlara güçlü geçişin eşlik ettiği yumuşamanın, cari açık ve rezerv birikimindeki iyileşmenin yanı sıra, enflasyon beklentilerinde belirgin iyileşmeye ve enflasyonun ana eğiliminde düşüşe de yansıdığı aktarıldı. Katılımcılar Merkez Bankası'nın yatırımcılara makro ihtiyati çerçevede sadeleşmeye ve sermaye girişlerinin de katkısıyla rezerv biriktirmeye devam edileceği mesajını verdiği belirtildi. Diğer yandan yatırımcılara bankacılık sektörünün sıkılaşmaya karşı yeterince dirençli olduğu ve sermaye tamponlarının iyi seviyelerde bulunduğu mesajının verildiği belirtildi. Ve
Hubertus Krokan yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer'le kaldığımız yerden sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi diğer tarafta da tabii inanç azalan bir alım gücü var. Buna ilişkin gelen zamlar var. İşte asgari ücreti seninle konuştuk. Emekliler tarafına baktığımız zaman memur emeklisiyle diğerleri arasında makas çok açık diyoruz. Orada zam talepleri var. İşte en düşük aylık belli bir seviyede olsun denen var. İşte 11 bin liralar, 10 bin liraların konuşulduğu bir durumdayız. İşte seyyanen değil oransal olsun deniyor. Orada da kabineyi tabii takip edeceğiz. Şimdi diğer bir yandan tabii bu bir ihtiyaç ama diğer taraftan da enflasyon sarmalını da teorik olarak besleyen bir unsur. Bütün bunları üstüne toplayacak olursak biz yıla girerken bu sene TL'nin yılı olur mu diye seninle konuşuyorduk ama tüm bunlar bir miktar daha enflasyon beklentilerini, parasal sıkılaşma beklentilerini yukarı alır mı? TL'nin bu anlamda getirisiyle ilgili enflasyonu yener bakış açısını bir miktar törpüler mi? 2-3 dakikada da burayı bir toparlayalım istersen. Ben reel anlamda yine Türk lirasının yılı olacağını düşünüyorum 2024'ün. Aslında Merkez Bankası'nın faiz artırma konusundaki kararlılıkları çünkü bize seçimden sonra likidite konusunda da kararlı olabileceğinin çok net sinyalini veriyor. Dolayısıyla da ben burada 2024'ün genelinde bu hali yaşayacağımız kanaatindeyim. Zaten aslında Türk lirası cinsinden verim eğrisine bakacak olursak çok kısa sürede çok hızlı bir iyileşmeyi de beraberinde getirdiğimiz bir dönem yaşadık. Dolayısıyla bugünkü faiz ortamıyla bugünkü TL'ye dair aslında halen sosyal medyada özellikle aşırı karamsar tahminleri bakacak olursak böyle bir verim eğrisi görmüyor olmamız lazımdı. Ama mevcut tablo aslında Türkiye'de bir şeylerin düzelebileceğinin çok net resmi. Biz 2024'ün genelinde muhtemelen Zeynep aslında Merkez Bankası'nın kararlılığı sayesinde ve ekonomi yönetiminin Merkez Bankası'nın olan destekleriyle beraber Türkiye'deki bu 7 yıllık güzel bir dönemin başlangıcını oluşturabilecek biraz patinaj çektiğimiz, biraz zorluklarla mücadele ettiğimiz, biraz geçmişin dengesizliklerinden ötürü bir denge arayışında geçireceğimiz bir yılı yaşıyor olacağız. Bunun kendi içerisinde birçok volatiliteye yol açabilir ama bu volatil hal aslında Türkiye'nin toparlanmasının müjdecisi gibi okumak lazım. Ben bu kadar kısa sürede TL tahvillerinde böyle bir iyileşme varken 2024'ün genelinde TL'nin reel anlamda değer kazanmaması için hiçbir neden göremiyorum. Zor bir yıl diye düşünenler olabilir ama ben bu zorlukların aslında bugünkü konjonktürde bu ifadenin zor değil, iyi bir yıl ama bir diyet ödeme dönemi olarak okunmasının, ifade edilmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Son bir notta şunu sormak istiyorum aslında inanç. Enflasyon muhasebesiyle baş başa kalacağımız bir yıl olduğu için bir taraftan tabii hani bankalar bu işin vergisel sebep ya dışında tutuldu diye konuştuk ama reel sektör tarafına baktığımızda tabi olacaklar ve dolayısıyla daha düşük vergi ödedikleri bir sene olacak. Bugün de yine bütçe gerçekleşmeleri de gelecek, onu da hatırlatalım. O zaman geriye kalan paydaşlar vergi artırımı beklemeli mi bu sene? Bence kesinlikle var. Zaten Ocak ayı aslında bizim önceki yıllardan aşina olduğumuza göre daha az bir vergi artışı gördüğümüz bir yıl oldu. Yıl başlangıcı oldu. Bu bana yılın geri kalanında özellikle de seçimlerden sonra daha fazla vergi artırılabileceğinin işaretini veriyor. Her ne kadar akaryakıtta görmüş olsak da enflasyon sepetini de etkileyebilecek bazı ürün gamlarında özellikle sigarada olmak üzere daha az bir vergi artışını yaşıyoruz. Şu an için bence vergiler tarafında ilave ihtiyaç duyulacak likitte toplama halini biz yılın ikinci çeyreğinden itibaren görüyor olacağız. Zaten enflasyon muhasebesi tarafıyla ilgili aslında şirketlerin tam anlamıyla nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bilemiyoruz. Bunu öngörebilmek için biraz yaşamaya ihtiyacımız var. Üstelik de burada zaman tanındı malumun. Biz ilk çeyrek bilançolarını bile Temmuz'da görebiliriz bu sene ilk defa. Dolayısıyla bunun hem borsalar tarafındaki etkisini hem de reel sektör tarafındaki gerçek etkisini hesaplayabilmek için net bir şekilde zamana ihtiyacımız var. Bu zaman boyunca Merkez Bankası'nın da ekonomi yönetiminin de daha dikkatli olacağını anlıyoruz. Vergiler tarafındaki şimdilik görece düşük artışların bence temel nedeni de burası. Ama ümit ediyorum ki yanılırım. Ben yılın geri kalanında da vergi artışları olacağını tahmin ediyorum ne yazık ki. Takip edeceğiz. Virtus Krokan yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer, çok teşekkür ederiz tüm bu yorumlar için ve biz sohbet ederken bakalım küresel piyasalarda para nasıl el değiştirdi. Onu da Bloomberg HT Dubai temsilcisi Ersoyer Kazancı takip etti. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Ersoy, günaydın diyeyim sana. Hemen Gaziantep maçı sonrası kravata dönüyorum. Sarı laciverti bir kez daha görüyoruz ve dönelim buradan bir de piyasaya. Nasıl bir haftaya başladı emtia ve Ortadoğu?
Zeynep günaydın. Evet, piyasalarda Yemenli Husi'nin saldırıları devam ediyor. Amerika yeni bir tane Yemen'den fırlatılan füzeyi düşürdüğünü açıkladı. Bu da petrol fiyatlarını etkiliyor. Ama bugünkü yorumlarda şöyle bir şey dikkatimi çekti. Evet, bu saldırılar devam ediyor. Özellikle petrol sevkiyatını veya o bölgedeki sevkiyatı etkiliyor ama petrol üretimi çok fazla etkilemediği için bunun etkisi sınırlı kalıyor. Çok dalgalanma yaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta bir yükseldi, bir düştü ama belli bir bantta Zeynep, Brent için 75-80 dolar bandında gittiğini söyleyebiliriz. Tabii ki korkulan ne? Bu başka ülkelere de yayılır mı? Veya işte petrol üretimi etkiler mi? Şimdilik böyle bir şey olmuyor ama herkes biraz tedirgin bir şekilde bekliyor diyeceğim Zeynep. Bu haftaya da hafif yükselişle başladı. Ama bugün şu haber dikkatimi çekti. Katar Kızıldeniz'den yaptığı LNG sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatlarını durdurdu diye. Bu biraz önemli olduğunu düşünüyorum. Neden? Daha önce büyük şirketler tabii açıklama yapıyordu. Biz o bölgeden sevkiyatları durdurduk diye, Maersk gibi. Ama bir ülkenin bunu durdurması önemini belirtiyor. Bu olayın önemli olduğunu zaten biliyorduk ama yine de dikkatimi çekti. Bu arada son olarak da Netanyahu'nun açıklamaları yine dikkat çekiciydi. Kimse İsrail'in Hamas'ı yok etme savaşını engelleyemez dedi. Uluslararası mahkemeler bile. Evet, Orta Doğu'daki gerginlik devam ediyor. Bu da petrol fiyatlarına yansıyor diyeyim. Zeynep, sözü sana aktarayım. Bloomberg ETV Dubai temsilcisi Arser Kazancı'ya çok teşekkürler. Şimdi bir kez daha Pekin'e gideceğiz. Bloomberg ETV Asya temsilcisi Sadık Aymaz tekrar bizimle beraber. Umuyorum bu defa daha sağlıklı bir bağlantı olur. Seni dinliyoruz sevgili Sadık. Zeynep, tekrar merhaba. Şimdi önümdeki notlara bakıyorum. PBOC demişim, Tayvan demişim, Baidu jeopolitik demişim, çelik demişim. Hemen dilim döndüğünce hızlı anlatacağım. Şimdi bir defa PBOC nahoş anlamda söylüyorum, piyasaları sürprize uğrattı. Neden? Çünkü bir faiz indirimi bekleniyordu. Bu faiz indiriminin temeli de, iki temeli vardı aslında. Bir, tabii ki kredi genişlemesinde zayıflık var. Dolayısıyla makroekonomik şartlar böyle bir şey gerektiriyordu. Onun haricinde de zaten asıl mevduat faizlerinde çok belirgin düşüşler vardı. Dolayısıyla bugün ekonomistler 10 bas puanlık bir düşüş bekliyordu ama bunu yapmadı, aceleci olmadı. Çin Merkez Bankası sabah saatlerinde açılıştan sonra küçük bir şoka uğrattı Çin hisselerini ama Çin hisseleri öğleye doğru tekrar toparlandı. Gevşeme beklentileri devam ediyor. Onun haricinde Tayvan bir sürpriz olmadı. Seminerde konuşuyorduk. İktidar Partisi adayı kazandı. Ama parti zayıflayarak çıktı diyebilirim. Neden böyle söylüyorum? Çünkü 2000'den bu yana aslında en az oyu aldı parti, Demokrat Parti diyelim daha anlaşılır kılmak için. Bir de tabii ki meclis çoğunluğunu kaybetti. Meclis çoğunluğunu kaybedince hem hükümette şimdi diğer partilerden bazı isimler olması gerekiyor. Hem de tabii ki meclis bizdeki gibi işliyor. Zeynep, istedikleri kararları istedikleri gibi çıkartamayacaklar. Bir çeken balans olacak. Dolayısıyla daha zayıflayarak çıktı diyorum. Bu arada geleneksel iki parti var. Bir tanesi Milliyetçi Parti, Çin'den kaçan parti diyebilirim. Bir tanesi Demokrat Parti. Çok uzun, onlarca yıldır daha doğrusu bu partiler yarışıyor ama şimdi üçüncü bir parti de belirdi. Ve performansı %26 buldu. Beklentileri çok aştı. Halk da, Tayvan halkı da aslında bir değişim mesajı verdi iki geleneksel partiye de. Bu da çok önemli bana sorarsan. Onun haricinde Baidu demişim, tabii jeopolitik bir Çinli şirketi daha, bir büyük teknoloji şirketine daha mağdur duruma düşürdü. Neden böyle söylüyorum? Çünkü Baidu'nun biliyorsun geliştirdiği yaratıcı AI modeli var, yapay zeka modeli var. O modeli aslında Çin ordusu kullanmış. South China Morning Post bu haberi geçti. Tabii onun etkisiyle beraber hem kapanışta Cuma günü Nasdaq'ta çok sert satılmıştı. Bugün de Hong Kong'da açılıştan sonra %10 düştü. Tabii Baidu'dan da açıklama geldi. Bizim askeriyeyle herhangi bir işbirliği anlaşmamız yok dediler ama piyasa tabii ki daha çok yaptırım riskinden korkuyor. Bir de çelik ilişkin olarak çelik birliğinden bir veri geldi Zeynep. Onlar 2023 yılında Çin'in çelik üretiminin 1 milyar 20 milyon ton olduğunu öngördü. Bloomberg ETV Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sundu.
markete.com'dan çıkan başlıkları aktararak devam ediyoruz. Yabancı risk almakta iştahlı davranmıyor başlığı var. Öncelikle deprem riski nedeniyle yurt dışı reasürans şirketlerinin risk almakta pek iştahlı davranmadıklarını belirten Milli Reasürans Genel Müdürü Utku Özdemir, yurt dışı kaynaklı maliyetlerin 2-3 kat arttığını dile getirdi. Utku Özdemir, deprem hasarının %10'unu Milli Reasürans'ın karşılayacağını söyledi. Bir diğer başlıkta ise otomotiv üretimi 2023'te 1,5 milyona dayandı haberi var. Otomotiv sanayi 2023 yılında üretimde %9, ihracatta ise %5 artış gerçekleştirdi. OECD verilerinin detayını yine internet sitemizde okuyabilirsiniz. Böylelikle ilk sözü noktalıyoruz. Kısa bir reklam aramız olacak. Ardından sabah raporunda tekrar beraberiz.